Spor Ajansı'na konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Mehmet Özcan ve o gün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. İyi hoş, yayınlar diliyorum. Hoş teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Yeni konsept. Hayırlı Yeni masa beğendiniz evet. mi? Evet, <laughs> tabii. evet daha rahat. Spor ajansı büyüdü artık. Spor ajansı evet büyüdü, 3 saat oldu. Ee, şimdi değerli izleyenler başlayalım. Hemen az önce haberlerimizi izledik. İlk olarak elbette bu hafta oynanacak karşılaşmaları şöyle bir değerlendirerek başlayalım. Galatasaray lider Sivas karşı karşıya. Gelecek Mehmet hemen sana döneyim. Şimdi Galatasaray'da konuşacak çok konu var elbette. Bir sonraki saatte de özellikle seçim yarışını konuşacağız, transfer gündemini konuşacağız. Ama önce elbette lig yarışı, şampiyonluk yarışı. Herkes şu anda buraya odaklanmış durumda. Ve Sivas Spor maçı Bülent Uygun'la birlikte çıkışa geçen bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle büyük takımlar karşısında. Etkili bir performansı var Sivas ama tabii Galatasaray evinde oynayacak taraftar avantajı. Nasıl bir e, maç bekliyorsun? Artık bitime 4 hafta kaldı Ezgi ve 4 hafta kala 4 puan e, ciddi bir avantaj Galatasaray açısından. 15 maçlık bir galibiyet serisi var. Bu sezon özelinde e, iç saha maçlarında Rams Park'ta ligde. 17'de 17 yapmış bir Galatasaray izledik gördük. Aralarda zorlandığı da oldu ama Barış Alper ve Mertense son dönemde hücumda Ziyech'in de eklendiğini görüyoruz. Ki zaten skora direkt olarak yansıyor üstüne. Muslera kendi rekorunu geliştirdi. Yani 33 maç kalede bir maç cezalıydı. 17 kez gol yemiş yani %50'sinde gol bir kaleci söz konusu. Üstüne önündeki Nelson Abdülkerim'in de net bir uyumu söz konusu. Ben evet işin bitime az kaldığı için heyecan boyutu, stres boyutu olabilir ama ben Galatasaray'ı net şekilde sürpriz izin vereceğine çok ihtimal vermiyorum. Kazanmasını bekliyorum. Maç zor geçebilir Galatasaray golü geç bulabilirse ama ne olursa olsun skor dezavantajına düş, düş, düştüğü ihtimalde senaryoda bile ben Galatasaray'ın Sivas karşısında kayıp yaşamasını beklerim, kazanmasını bekliyorum. Zaten artık Şimdi Fener... arkadaşlarım bu arada Tabii. iç saha maçlarını da getirdi Galatasaray'ın ekrana. İç sahada gerçekten çok ciddi bir üstünlüğü var. Şu seri Ezgi, Konya maçından sonra Sivas'a bir puan kaybetmişti Galatasaray. Yani Kayseri Spor maçıyla başladı 15 maçlık seri. Hı hı. Burada tabii ilk Kayseri maçı bu 15 maçlık seride zor geçmişti. Sonda Barış Alper'e yapılan bir penaltı var müdahalesiyle. İstanbulspor Gaziantep bu 3 maç zor geçmişti hatırlıyorum. Hatta Gaziantep maçını Barış Alper sol ayak golüyle çevirmişti ama ondan sonra bu 15 maçlık periyodu aslında özetleyen bir durum da olabilir. Rahat kazandığı maçlar oldu Galatasaray'ın. Evet. Özellikle Deplasmanlar. Ankara gücü deplasmanı 3-0. Alanya deplasmanı 4-0. Adana demir, demir deplasmanı 3-0. Rahat değil elbette. Oyunda 0-0'lık bölümlerde Muster'in ön plana çıktığını gördük ama nihayetinde e, skor gücünü e, tabelaya yansıttı. Bu önemli. Yani iki takım arasında bir kıyaslama yapacaksak doğal olarak sezon başından beri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir yarış söz konusu. Nasıl ki ilk 10 hafta Fenerbahçe istim üstündeydi. ilk 30 dakikalarda maçı bitiriyordu. Şimdi e, burada iç saha serisinde evet Kayseri, İstanbul ve Gaziantep maçları zorlandı dedim ama ondan sonra mesela bir Başakşehir maçı rahat geçti. Rize maçı rahat geçti. E, Pendik maçı rahat geçti Galatasaray'ın. Galatasaray Fenerbahçe'nin en özellik, özellik Galatasaray biraz daha Ocak, Şubat, Mart aylarında gaza bastı diyebiliriz. Tam tersi programın devamında muhakkak Fenerbahçe'yle konuşacağız. Hı -hı. Ben Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında Hatay'ı yendiği maç dışında rahat kazandığı maç hatırlamıyorum ki buna geçen haftaki Beşiktaş derbisi de dahil. E Galatasaray'da e, tekrarlayalım. E, Mertens, Barış Alper çok ön plandaydı. Buna gol son arada dönemde... de son hafta perform, son haftalardaki çıkışı belki o e, gol sayısının artmasında bir Icardi'yi ben tabela olarak yorumluyorum. Evet. Ben oyun olarak Galatasaray'ın en hatta form düzeyi düşük oyuncusu olarak yorumlayabilirim Icardi'yi ama işin tabii sen de ifade ettin. 6 haftadır gol yapan bir Icardi var. Yani Galatasaray'ı ben şu an e, puan farkından da bağımsız e, Fenerbahçe'nin bir adım önünde görüyorum. Sivas maçı da işte bitime 4 hafta kala artık o maç sayısını azaltacaksınız ve doğal olarak pazartesi günkü Konya-Fenerbahçe maçını beklemeye geçecek evet. Galatasaray ve Karagümrük maçı belki bambaşka atmosferde oynanacak. Peki kalan maçlara da bakarız birazdan ama önce o günden de hemen bir e, değerlendirme rica edeyim. Yani e, Sivas Spor'un da hedefi var bu arada. Mesela bu hedef Avrupa. Beşinci evet. sıradaki Beşiktaş'ta arasında 3 puan fark var Sivas Spor'un. E, orada acayip bir beşinci sıra e, mücadelesi veriyor Kasımpaşa Rize, Alanya ve Sivas Spor. Doğru ki Beşiktaş da risk altına girmiş durumda bu arada. Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve 5. sıradaki yerinde kaybederse Avrupa'ya gidememe durumu var. Bugünlerde belki çok fazla gündem maddesi değil ama e, yarından sonra bu bir gündem maddesi olarak ortaya çıkabilir Beşiktaş adına. Şimdi Sivas Spor da orayı gözüne kestirdi. Tabi Kasımpaşa, Rize, Alanya aynı şekilde. E, ama Galatasaray evinde çok güçlü. E, yani bu sezon harikalar yarattı evinde. Belki ligin ilk devresinde zorlandığı maçlara da baktığımız zaman 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 oyun açısından tatmin edici noktaları olmadı. Okan Hoca'nın eleştirildiği zamanlar da oldu. İşte transferler çok eleştirildi vesaire ama Galatasaray bir süre sonra ideal bir 11 yakaladı, bir oyun yakaladı. Özellikle Mertens'in işin içine girmesi rengini çok değiştirdi takımın. Bu sezon bence Galatasaray'da oyunu en ciddi şekilde değiştiren, olumlu anlamda e, Mertens oldu. Mertens'ten sonra birçok şey yerine oturdu. Yapboz'un parçaları birleşti. İşte sol kanat, sağ kanat problemleri. Işte Kerem mi oynayacak? Zaha mı? On numara da işte Ziyeş mi oynasın? E, Mertens dedi ki ben varken ben oynarım yani dedi. Yaş 36 vesaire fark etmiyor. E, ve Galatasaray'ın oyununu iyileştirdi. E, ben bu sezon Galatasaray'da iki oyuncu yazsam ön plana çıkaracak. Bunun başına Mertens'i ardına Barış Alper Yılmaz'ı yazarım. E, şimdi Sivas Hedefi olan bir takım. Hedefsiz yani böyle 9-10-11. sıralardaki takımlar artık hedefsiz takımlar. Ee, ama Sivas onlardan bir tanesi değil. Ee, zorlayacaktır ama sonuç itibariyle kadro kalitesi ortada. Galatasaray'ın çok takılacağını açıkçası bu maçta ihtimal vermiyorum. Ee, ama Bülent Uygun'la birlikte Sivas ciddi bir çıkışı var. Bunu evet. göz ardı etmenin ve e, zorlu dediğimiz maçlar yani büyük maçları. Ee, çok iyi oynadılar. İyi de sonuçları aldılar. Trabzonspor'u mağlup ettiler. Beşiktaş aynı şekilde oynadılar. Ee, Fenerbahçe, Fenerbahçe Fenerbahçe keza öyle ee, çok zorlayan ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ama Monal Galata... faktörü var. Ama, ama Galatasaray'ın içinde bulunduğu atmosfer İçinde bulunduğu psikoloji çok farklı. Şu an e, belki oyun açısından mesela Galatasaray Fenerbahçe'nin bir adım önüne koyuyoruz değil mi? Ama psikolojik olarak 10 20 30 40 kaç, artık kaç adım sayabilirsiniz o kadar önüne koyabilirsiniz. Aradı e, arada dağlar kadar far var. Galatasaray'da her şey güllük gülistanlık bir şekilde ilerliyor oyuncular yani, açısından. hakikaten Mayıs ayı geldiğinde bir mental yükselme yaşıyor Galatasaray. Ve hem mental yükselme yaşıyor hem de e, Fenerbahçe'nin işte o beraberliği sonrası farkın işte artmasıyla birlikte ee, Galatasaray'daki oyuncuların stres yükü de azaldı. Çünkü artık bir maça bakmıyor. Ve hatta şöyle Fenerbahçe mağlup ettiği senaryoda iki maç. Öyle değil mi? Fenerbahçe, Fenerbahçe kaybetse bile Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var. Fenerbahçe, o var, Fenerbahçe kazanırsa tabii. Fenerbahçe maçını kazandığında da iki maça tabii bakıyor yani olay. Ee, dolayısıyla bu dakikadan sonra artık ben e, Galatasaray'ın bir sürprize izin vereceğini düşünmüyorum ya yani %90'da şampiyon olarak görüyorum. Hı hı. E, çünkü çok fazla Galatasaray'ın böyle son 4 haftalarda vesaire şampiyonu kaybettiğini ben hatırlamıyorum yani varsa çok çok geçmişte 2001'de mi oldu? Ben öyle? biraz inceledim e, fikstürü, lig geçmişini. O gün sağ olsun bir takipçim beni uyardı. 96 Trabzon dışında 5 hafta kala 3 puandan fazla avantajını yitiren takım yok. Trabzonspor 96'daki şampiyonluğu 5 hafta kala 4-5 van maçları var. Başakşehir bunda? hep konuşulur 8 puan geriden evet. gelmişti Galatasaray ezgi. Fixtüre baktım 5 hafta kala Galatasaray ile Başakşehir arasındaki puan farkı 3 ve Başakşehir zaten Galatasaray stadına gelecekti. Hı hı. Yani şu an Galatasaray'ın pozisyonu çok çok avantajlı. En son Beşiktaş buna benzer bir avantajı vardı. Kaybediyor gibi oldu ama her nihayetinde oldu şampiyon. Ama. Çok ligimizde şahit olduğumuz bir durum değil. İki ama bir o takımlar... Mesela Beşiktaş'ın olsun hatta son olarak e, Trabzon son şampiyonluğunu da saydığımız zaman şöyle bir durum vardı. Uzun sürede iyi oynamıyorlardı. Yani mesela Mart-Nisan aylarını Beşiktaş kötü geçirmişti. Doğru. Kaybediyordu puan kayıpları. Galatasaray'a toparlama da var. <laughs> Ciddi bir fark vardı. O fark eriye eriye işte son haftaya kalmıştı. İşte, Trabzonspor. Trabzonspor. Rekor var. mu kıracak denilen Doğru. takım sonra Mart ayında tökezledi. Nisan ayı yani hani işin sonunda yani lig uzasa ne olacaktı dedirtti. Ya ama Galatasaray'da durum öyle değil. 16 maçtır kazanıyor değil mi Galatasaray? Zaten demin... 16 10, maçlık 10, 10, serisi var değil 15 mi? 15 maçlık serisi 15 var. Mı? O gün demin şu süre bakarak onu ifade etmeye çalıştım. Yani başlangıçtaki maçlarda zorlandı Galatasaray. Daha Fenerbahçe ile Farko. Fenerbahçe tabii. ikinci devre zorlandı. Galatasaray ilk devre zorlandı. 15 maçlık periyodu da kastediyorum. İlk 5 maçı zor geçti Galatasaray'ın. Ondan sonra çok aldı yürüdü diyebiliriz.